Merhaba Şifleynet izleyicileri. Gigabyte'ın hemen yanında Aorus markasını görüyoruz. Aorus markası Gigabyte'ın ürettiği yeni nesil oyun dizüstü bilgisayarların sunduğu bir marka ve gördüğünüz üzere önümüzde gayet ufak tefek görünen bir oyun dizüstü bilgisayarı var. Oyun dizüstü bilgisayarı ve taşınabilir oyun kasaları oldukça revaçta. Gigabyte da buna tabii ki kayıtsız kalmamış ve farklı bir marka ve farklı bir yaklaşımla yeni oyun ürünlerini sunmaya devam ediyor. Bu dizüstü bilgisayara baktığımız zaman üzerinde Nvidia'nın GeForce GTX serisinin en son üyelerinden bir tanesi 870M var. 6 GB GDDR5 ekran kartıyla geliyor. Dolayısıyla oyun konusunda oldukça iddialı. Zaten taşınabilir bilgisayarlar çok fazla bir şey de yapamıyorsunuz. Ekrana baktığımızda ekranın 3200x1800 piksellik QHD Plus ismi verilen çözünürlüğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Böyle cam ekranın arkasında fakat açmamıza izin vermiyorlar. O yüzden bu şekilde biraz ileti gösteriyor olabilirim. Bunun yanında tabii ki görüntüleme açıları oldukça geniş. Ben çevreden baktığım zaman gayet rahat görebiliyorum. Yaklaşık yani 160-170 derecelerde ve parlak olmayan bir ekrana sahip olduğunu anlıyorum. Buradan tabii ki dokunmatik de değil tahminen. Çünkü dokunmatik mat ekran oldukça az bulunabilen bir şey. Özellikle bu çözünürlüklerde üreticiler zorlandıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda renk gösterme konusunda yanındaki bilgi kartından gördüğüm bir şey bu. %72 NTSC renk gamının %72'sini gösterebiliyor şeklinde bir şey var ama tabii ki bu oyunlarda bizi ne kadar etkiliyor açıkçası 2. 3. 5. planda kalacak bir şey çünkü önemli olan performans. Tabii ki Intel'in 4. nesil ve sonrasında çıkacak i7 işlemcileriyle geliyor bu ürün. Sonuçta içine takılabilecek işlemcinin sınırı neredeyse yok. Bayağı bir şey destekliyor diye. Fakat tabii ki esprisi ince, hafif, ufak tefek olması. Tabii ki bu dizüstü bilgisayarın boyutu biraz ilginç konumlandırılmış çünkü 13,9 inç olduğu söyleniyor. Yani 14 inç daha önce alıştığımız bir formattı. 4'ü 3 ekranlar zamanından. Bu düşmüş durumda biraz. Fakat 13,3 inçin de üzerine çıkılmış vaziyette. Dolayısıyla ilginç, kendi özgü bir boyut olduğunu söyleyebiliriz ama 13,3 inçlik dizüstü bilgisayar kutu çantalarına girecek boyutta olduğunu buradan söyleyebiliriz. Bunun yanında tabii ki ağırlık da önemli. 1,87 kilo ağırlığında. Dolayısıyla hani 15,6 inçte 1,9'u gördüğümüz zaman seviniyorduk. Burada ağırlık da biraz azalmış durumda. Azaldığı için zaten taşınabilirlik konusunda ekstra bir rahatlık sağladığını söyleyebiliriz. Bunun yanında tabii yeni akımımız M.SATA SSD'lerden 2 tane takılabilen kartlar üretmek. Dolayısıyla burada da 1 TB'a kadar desteklenen 512 GB'lik 2 modül kullanılabiliyor. Tabii ki ekonomik modellerde genelde 60x2 kullanıldığını görüyoruz. Ülkemizde çeşitli modifiye bilgisayar satan üreticilerde bunları bulmak, almak mümkün olabiliyor. Fakat tabii ki bu maksimum konfigürasyonu burada simgelemiş. Etrafındaki girişlere çıkışlara baktığımız zaman cihazın sağ tarafında USB 1.0 yuvalarını ve kart okuyucuyu görmemiz mümkün. Cihazın diğer tarafına baktığımız zaman da HDMI yuvası USB 2.0'ı ve DisplayPort çıkışını, mini DisplayPort çıkışını görebiliyoruz. Aynı zamanda ses giriş çıkışları da buraya yerleştirilmiş durumda. Cihazın arkasında ve ön tarafında ise hava girişleri ve hava çıkışlarını görmek mümkün. Bunlar da gayet iyi şekilde, orijinal şekilde yapılandırılmış. Arka tarafta da çok ilginç şekilde tabii ki bir tane Ethernet yuvasına ve şarj kablosu girişine yer verilmiş. Dolayısıyla cihaz aslında çok estetik görünüyor. Fakat tabii ki ülkemize gelir mi, nasıl gelir, biz buna kaç liraya sahip oluruz gibi sorular kafamızı kurcalamaya devam ediyor. Dizüstü oyun bilgisayarları ne kadar daha ufalır dediğimizde az önce gördüğümüz Aorus'un biraz daha ufağı var. Bu da 13,3 inç standart boyutlara sahip. Şu an arkasından görüyorsunuz havalandırma çıkışları ve Ethernet portuyla birlikte şarj girişini arkada görmüş bulunuyorsunuz. Dolayısıyla 13,3'ü de inmiş durumda. Sadece arada tabii ki çözünürlük farkı var. Bu IGZO ekrana sahip QHD dediğimiz 2560x1440 piksele sahip. Diğerinden 3K dediğimiz çözünürlükten biraz daha düşük. Ama günün sonunda yine bu cihazın içinde 870M grafik işlemci var. Tabii GeForce GTX 870M'den bahsediyorum. Yine 6 GB ve GDDR5. Dolayısıyla ağırlıkla 1,87 kilo yemiş durumda. Yine aynı M.SATA konfigürasyonu, sadece biraz daha ufak görünüyor ve genel yapısı itibariyle biraz daha farklı. Ama bu tür dizüstü bilgisayarların daha da yayılacağını düşünmek çok zor değil. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle taşınabilir performans manyaklığı bizim de damarlarımıza yerleşmiş durumda. Ama tabii ki bunu sadece oyun için kullanacağınızı düşünmeyin. Sonuçta Nvidia'nın GeForce GTX serisi ekran kartları hem güçlü, sadece oyunlar değil tabii ki taşınabilir render makineleri veya mühendislik uygulamaları da bu cihazlar oldukça başarılı. Dolayısıyla orada burada çeşitli mühendislik ofislerinde veya mimarlık ofislerinde gidip de bu tür cihazları görmeye başlarsak anlayın ki kendilerine taşınabilir iş istasyonu almışlar. Bunlar yaygınlaşarak devam edecek. Hem de yüksek çözünürlüklü ve neredeyse eksiksiz giriş çıkışlara sahip şekilde piyasada bunları görmeye devam edeceğiz.